Bolu Spor Akıncılar Taraftar Grup Lideri Cüneyt Gözükan bizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ordu'dan selamlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Öncelikle programımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinden dolayı sizi ve takımınızı kutluyorum öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Çok güzel bir galibiyet oldu. Çok zamanında bir galibiyet oldu. Evet, şimdi ben size aslında taraftar grubu lideri olduğunuz için biraz taraftar bakımından soracağım bu soruyu. Ordu Tabii. Spor'da bu kadar eksiklikler varken, bu kadar negatif şeyler varken müthiş bir şekilde taraftarla Ordu Spor'u adım adım götürüyorsunuz. Adım adım tekrar Süper Lig'e getiriyorsunuz. Bu konuda öncelikle sizi tebrik ediyorum çünkü Türkiye'deki taraftar gruplarına çok güzel örnek oluyorsunuz. Bize Ordu Spor'un taraftar grubu hakkında ve Ordu Spor'a verdiği destek hakkında biraz böyle açıklamada bulunursanız Tabii ki Akıncılar Taraftar Grubu olarak 10 seviniriz. yıldır Ordu Sporumuzun içeride dışarıda yanında olmaya çalışıyoruz. Ordu Sporumuz Türkiye'nin her yerinde taraftara sahip olan takımımız. Bizler de hem iç sahamızda olsun hem de deplasmanlarda olsun takımımızı yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bu konuda üniversitede okuyan arkadaşlarımız var. Sakarya'da, Sivas'ta, Ergenekon Üniversitesi arkadaşlarımız var. Evet. Onlar da yakın deplasmanlara, uygun oldukları deplasmanlara geçiyorlar. İstanbul'da özellikle bu maçta hafta içi olmasına rağmen çok iyi bir taraftarımız vardı. Hafta içi olmasına rağmen biliyorsunuz İstanbul'a ulaşım şartlarının zorluğunu. Çok iyi bir taraftarımız vardı. Çok güzeldi. Takımımızı destekledi. Hem onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yani iç saha maçlarında bu sezon 28. haftaya, 27. haftaya geldik. 26 maçın Yani 20, bir tek Tavşanlı Dinyit maçımız haricinde bütün maçlarımız televizyondan yayınlandı. Ordu'daki ilçelerden de bayağı bir Ordu sporumuza destek oluyor. Gelenlerimiz var, taraftarlarımız var. Bu ilçelerden gelenlerin sayısını bu bakıma biraz düşürdü. Ama bu hafta özellikle Tavşanlı maçında çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Ya televizyon verse bile artık takımımızın durumu ortada. Taraftarımız da bu futbolcumuzun bu maddi zorluk içerisinde onur ve gurur savaşımız taraftar olarak da sezon başından beri bizler de yanında olduk. Bu günden itibaren, bu haftadan itibaren de şampiyonluk yolunda full tribünlere oynayacağımıza inanıyorum. Bir sorum olacak da. İyi Buyurun, akşamlar, kolay sahibim Bey, gelsin. buyurun. Bir sorum olacak ya. Ordu Spor'u baz almazsak bu yıl mesela geçen yıl da seçtiler. PTT birincilikte size göre en iyi taraftar grubu hangisi böyle bakıldığı zaman? Dediğiniz gibi genelde televizyonlardan veriliyor maçlar. Tabii Bazı hepsini tribünler zaten takip gitmiyor. ediyoruz. Taraftar gruplarını da takip ediyoruz. Öncelikle Adana Demirspor'u tabii öne koymak gerekiyor. Kendileri gerçekten çok başarılılar. Yine onun haricinde Mersin taraftarı iyi, Samsun taraftarı iyi, Karşıyaka taraftarı çok iyi. Yine yani ön planda bunlar var tabii ki. Herkesin ortak hemfikir olduğuna inanıyorum bu konuda da. Evet. Cüneyt Bey, öncelikle Ordu Spor'un bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını ve Kayseri takımlarının Süper Lig'de kalmasını dileyelim. Seneye hep birlikte Ordu'da da Kayseri'de birbirimizle oynayacağımız maçları birlikte izleyelim diyelim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşça kalın.